Suay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Sizin de 14 yıllık hayat arkadaşınız Makbule Hanım. Evet. 16 Şubat tarihinden beri kayıp. Sizin bu evlilikten dünyaya gelmiş 13 yaşında bir kızınız var. Evet, evet Esra Hanım. Eşiniz o sabah kahvaltısında bir el yüzünden yani el tutma yüzünden tartışma yaşanıyor. Ardından da işten geldiğinizde eşinizi evde bulamıyorsunuz. Doğrudur Esra Hanım. Eşinizin işte bakkala gitmez, yol bilmez, iz bilmez, bir marketten tek bir şey alamaz, fiyatları bile aklında tutamaz dediniz. Peki bu Doğrudur. Kadın kaçmayı nasıl başardı? İşte yani bunu kendine soracağız Esra Hanım. Evet ve kaçtığı kişi, yani kaçtığı yer neresi bunların hepsini öğreneceğiz. Makbule Hanım burada. Tamam hazır teşekkür ediyorum. Hazır mısınız karşılaşmaya? Evet hazırım ben. Buyursunlar. Sıkıntım yok. Makbule Hanım gelsinler. Hoş geldin Makbule. Hoş buldum. Nasılsın Esra abla? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükürler olsun. İyiyim ben de. Her şey yolunda mı? Yolunda. He? Yolunda. Mutlu musun? Evet. Vallahi ben de insanların mutlu olunca... Çok mu mutlu? Kelimelerinize dikkat edin. Baba, gerçekten. Nikahı benim üzerime Esra Hanım. Nikahı benim üzerime. Zina yapıyor. Nikahını alsın, ne cehenneme gidecekse oraya gitsin. E tamam şimdi Esra bak uzlaşıp boşanma sürecine geldiniz hiç kalp kırmadan. Esra abla ben buraya boşanmak için geldim. Ben bir şeyleri varmış, bende arabalar varmış, onları da ona vereceğim. Ben bir şey istemiyorum. Kaç tane araba var üstünde? İki tane arabası var, aracı varmış. Başka? Başka bir şeysi yokmuş bende zaten. Yemin ederim şu anda ekran başındakilerin yarısı bizim bey bize hiçbir şey yapmadı diye de kendini bahbahlıyordur evet. Yemin ederim. Değil mi? Doğrudur. Şimdi sizin aslında şimdi siz evden kaçıyorsunuz. Evet. Giderken 13 yaşındaki çocuğunuzu da bırakıyorsunuz. Evet bırakıyorum. Bu kadar elzem bir şekilde acil bir şekilde kaçma sebebiniz? Kaçma sebebini nedir? Söyleyeyim Esra abla. O sabah el tutma yüzünden bir tartışma yaşanıyor. Ya ben onun çok şiddetini gördüm Esra abla. Ben yalandan işim olmaz. İspatla. Bir dakika müsaade ver. Ben sabah elimi tuttum, ben elimi çektim. Bana vurduğu için ben elimi çektim. Bana çaydanlığı aldı. Çay sabah bardağı. Kocanız elinizi mi tutmak istedi? Elime böyle sadece dokundu. Ha, tamam. Ben dokundu de elini dediğiniz, attım. Bu şey değil değil mi böyle hani bir yere koyarsın çek elini gibi bir şey değil. Yani hani elime tuttu ben sevgi, istemedim. Sevgi için hani sevgiyle dokundu evet, elinize. Evet sevgi için dokundu ama ben istemedim. Hı-hı. Ama bu da ne yaptı? Bardağı aldı, çay bardağını yüzüme fırlattı. Çay bardağı bir de değil ki soğuktur. Hı-hı. Soğuk değildi, sıcaktı, bana ya, fırlattı. O akşamdan kalan çaydı. Ha. Yok, öyle bir şey yok. Ben yalandan bak, işim olmaz. Sen yalan söylüyorsun. Çayı da sabah demler, ısıtırsınız herhalde. Hayır. Yok. Esra abla, ben sabah kalktım, çayı demlendim. Ben hı-hı. Yalandan işim yok, benim şahitlerim de var. Tamam. Yalan. Tamam, arasında çay demlemesine şahit tutmayacağım. Ha. Evet. Çaydanlığı aldı benim üzerime doğru geldi. Beni boğazıma sıktı. Hı hı. Benim bu kulaklarım arkaları hep yaraydı abla. Suratlarımın hep yara. Hı hı. Ben o yüzden kaçtım. Bana diyor ki sen evden kaç gidersen senin bacaklarını kırarım dedi. Hı hı. Ben? Heh. Şahit de var hepsi de var. Kızın bak 13 yaşında kızım var. Her şeyi onun yanında yaptım. Ben tartışmaya gelmedim Esra abla. Ben ama diyor ki kız istiyor. Diyor 13 yaşında o kadar bilinçli ki diyor. Mahkemeye çıksa o günü anlat desen ya, doğruyu abla, anlatır diyor. Esra abla bak sana bir şey söyleyeyim. Ben hiç yalan söylemem. Hayatta da yalanı sevmem. Hı hı. Onun için mi beni iki... Bunlarla... Yani telefonda biriyle arkadaşlık... Ben erkek olduğum halde sana ihanet etmedim be. Siz birinin yanında mı kaçtınız? Yani o kişinin yanına kaçmaya mı karar verdiniz evet. O gün? Kaçtığı adamın, bak kaçtığı adam beni telefonda of. Tehdit ediyor. 10 kardeşi var. Kaçtığınız İkisi kişi de, olsun kocanızı diyor. Aradı mı? Ya Esra abla biz ben ne yaptım? Ben bunu aradım. Hı-hı. Aradım dedim ki ben seninle boşanmak istiyorum dedim. Hı-hı. Bir de dedim ki... O kendi şahıstan konuştu benim. Kaçtığım kişiyle konuştu. Dedi ki kıza verdi. Sen dedi niye böyle şey yapıyorsun? Bir acayip bir şey söyledi. Açık vermek istemiyorum. Dedi ki şey... Kaçtığınız adamla ne konuştular telefonda? Söyle şimdi hadi.
Söyle. Kaçtığı için. Utanmıyorsun ya. O yüzünden geldim buraya. Ne utanacağım? Ben utanacağım. Utanmıyorsun çünkü öyle bir yüz yok. Ben utanacağım. Zaten günümüzün genel problemi bu. Ben utanacağım. Ben kaçtım mı? Ben kızım biliyor kaçtığımı. Ben söyledim. Biliyor ben mu ilişkinizi? Ağladım. Ama ağladım. Ne zaman söyledin sen kızına kaçtığını? Telefondan konuştuğun zaman kaçtığını söyledin. Gelmiyorum dedin. Kızın ne dedi sana? Ya, benim senin gibi bir annem yok dedi. Rezil dedi. Bir izin verir mi? Bak şimdi Suhay Bey, kelimelerinize dikkat edin. Şimdi şunu merak ediyorum. Kızınız bu kişiyle ilişkinizi biliyor muydu? Görüştüğünüzü. Ben görüştüğümü de biliyor ama kızım doğduruşa gelmiş Esra abla. Ben anne şey pardon ya anne, kızım ben başka biriyle görüşüyorum diye kızınıza söylediniz mi dürüstçe? Hayır, sadece konuştuğumu gördü. Konuştuğunuzu gördü. Evet. Sizi yakaladı mı? Yok, yakalamadı. Yakalamadı. Babama söylerim dedi mi? Yok, söylemedi. Söylemedi. Sırrınızı sakladı mı? Ha, sırrımı saklıyordu. Peki anladı mı sizin o yabancıyla, yabancı bir insanla görüşmenizdeki duygusal ilişkinizi? Yok. Yani normal bir ilişki olmadığını, görüşme olmadığını anladı bu çocuk 13 yaşında nihayetinde. Evet. Farklı bir ilişki olduğunu anladı. Bu çocuk için o kadar ağır bir şey ki ya, 13 yaşındasınız. Dünyanın en ağır sırrı ya, annenizin sırrını saklıyorsunuz. O çocuk bu sırrı niye saklıyor? Aman annemle babam ayrılmasın diye ya. Peki sonra... Ama işte bak Esra Hanım, şöyle bir şey var. Yani bu çocuğun, bak ben bir haftadan fazla buradayım. Bu çocuğun okulda psikolojisini bozdu. Her şeyini bozdu yani. Her şeyini bozdu. O gün sizin elinizi tutmak istediğinde siz o kişiyle ilişki yaşadığınız için artık kocanızın size dokunmasını istemediniz mi? Ya Esra abla, ben onun çok şiddetini gördüğüm için. Yalan söyleme. Çok dayaklarını yediğim için. Hiçbir zaman yalan söylemeyeceksin. Benim arkamda şu anda... Bak buraya geldim. Her şeyi anlatıyorum burada. Esra abla bir müsaade verecek mi? Yoksa çıkıp gideyim mi? Çünkü niye? Senin gittiğin adam sabukalı. Sabukalı olduğu halde beni tehdit ediyorsunuz. Tehdit edildi mi? Hayır, kardeşim var, ikisini feda ederim diyorsun. Var mı Suhay Bey? Hayır. Hayır, tehdit mehdit yok burada. Telefon kaydını getiririm. Ben Makbule'yi hiçbir yere bırakmam. Makbule'yi benden hiç kimse alamaz. Böyle bir şey yapacak olanı kardeşlerime feda ederim dedi mi? Aynen öyle dedi Esra. Yani sadece o kelimeyi söyledi. Ben ona dedim öyle bir şey söyleme dedim. O arayı da düzelttik yani, öyle bir şey yok. Özür mü diledi Suhay'dan? Dilemedi Esra Hanım, dilemedi. Şimdi bak, bunlar o kadar tehlikeli boyutlar ki yani yaşadığınız olay... Ya Allah korusun, sizin bu davranışınızdan dolayı o adam gelse, buna zarar verse, bu gitse, aralarında bir problem yaşansa, bir aile faciası yaşanabilir. O yüzden attığınız adım çok tehlikeli Makbule Hanım. Bugüne kadar da gidecek kapın kalmadı, kapın. Mesela seni ailelerin reddetti, baban diyorsunuz... reddetti, kardeşlerin reddetti. Ya bir tane kızım var ya, kızım ya, başka kimse yok. Ya reddetsinler bu zamana kadar benim yanıma kimse mi olmadı, olmazsın. Çünkü niye olmadı? Kafanda başka soru işaretleri olduğu için. Mesela o gün diyorsunuz ki evden çayı fırlatma olayında. Evet. Evden gidersen sana zarar verir mi dedi Suhay Bey? Ben ondan korktum Hülya abla. Ben ondan korktuğum için evden çıktım gittim. Ama o da bize dün şöyle anlattı. Nasıl anlattı? Makbule Hanım diyor ki... eşim diyor Makbule markete gidip iki tane diyor reyonda, bak bu onun iddiaları, asla seni rencide etmek anlamında, markete gidemez diyor. Evet. Bir şeyin alışverişini yapamaz. Evet. Şimdi bizde senin böyle bir görüntü var, gidiyorsun yolda çantanla birlikte. Ona göre sen böyle yönlendirilmişsin, hiçbir şey yapamayan kadına bir hal olmuş, evden çıkıp gitmiş. Ama senin anlattığına göre de sen evden aslında gidebileceğini biliyor ve seni gitmeme konusunda tehdit ediyor. Böyle bir şey var mı? Evden gidersen sana zarar veririm. Beni hiçbir bırakma. Zaman, hiçbir zaman. Bu evlilik devam edecek. Bak Hülya Hanım, sana şöyle bir şey daha diyeyim. Dur bakalım, o bir tamam, ne diyecek? Dur, cevaplasın. Esra abla yalanlıyor. Benim yalan... öyle bir şey, ben markete de gidiyorum. Her şeyi de yapabiliyorum. Ben evden çıktıysam her şeyi de biliyorum. Bilmez değilim. O kadar da cahil değildim. Ya beni ezdiğini cahil yerine koymazsın. Işte, cahillik dedi, cesaret. Cahil olmadığın için bizi bu şekilde. Ben güvendiğim için, 14 yıldır güvendiğim için. Bu arada evliliğinizdeki en büyük sorunlardan biri de... Yani şimdi bu yaşanmış bir olay var. Bir de sizin evin içerisindeki temizlik olayınız. Aşırı temizlik takıntınız olduğunu söyledi. Doğru mu? Hani... Esra abla bak, ben temizliği çok seven birisiyim. Annem rahmet olsun ruhuna... Bu mübarek günde. Ben annem temizliğini ondan gördük. Ben her gün temizlik yapardım. Böyle haftada 5 kilo çamaşır suyu, işte 10 kilo yer silme ürünleri falan. O kadar
o kadar abartma. O var, 7/24 değil. Temizlik mi yapıyorsun? İspatlarım. Efendim? 7/24 temizlik mi yapıyorsun? 24 saat. 24 saat. 24 saat değil ya. Mesela bir gün değil, ertesi gün yapıyorum. Bir gün değil, ertesi gün yapıyorum. Evde dedi şey mesela, evde dedi hiçbir şeyi aynı yerinde bulamayız. Sürekli evi değiştirir, sürekli temizler dedi. Ya bazı böyle canım sıkıldığı zaman yapıyordum. Canın sıkıldı. Evet. Çok mesela sıkılıyor mu canın? Elini tutturmayınca hadi. Çayı dökmüş size. Temizlik evet. Hastası olduğunuzu biliyor ya. Yani İntikam dökmüş. Yani o. Ya intikam değil. O beni yakmak için öyle yaptı. Yakmak için ataydım. Yakmak için ataydım. Çaydanlığı atardım. Çaydanlığı. Çaydanlığı nasıl attı biliyor musun Hülya abla? Çaydanlığı atmadı. Çaydanlığı aldı. Ha. Ben kapıyı çekmeseydim suratıma atacaktı. Çaydanlığı atmadım. Benim yalanım yok. Ben yalanım buraya, yok ama değil. Sen o, bu onu kadar şöyle söyledi. Yalan demiyorum. Mesela, onu şöyle söyledi. Hani ben şimdi bu duvarı kirleteyim de sen git bu duvarla uğraş. Bunu temizleyene kadar akşam hayır. Olur. Hayır, aynen o şekilde yaptı Mesra Hanım. Hayır. Yani aşırı boyutta mıydı peki? Yani hani evdeki... İspatı da var, çocuğum da yanımda. Evdeki bak, çocuğum da çocuğa, yani çocuğunuza, eşinize hani katı kurallar koyacak derecede mi temizlik hastasınız? Ne bileyim ben boş dursam bile canım sıkıldığı zaman temizlik yapıyorum. Yalan demeyeyim. Can sıkıntınızı, evet. Tüm kafanızı temizlik yaparak evet, mı boşaltıyorsunuz? Evet, temizliğe veriyorum, evet. Şu anda da hala devam mı? Ya, öyle bazen yapıyorum, şimdi sürekli yapmıyorum. Haftada bir kere yapıyorum işte. Haftada bir kere yapıyorsunuz, peki. Şimdi bu gidişin sebebi artık eşimden boşanmak diyorsunuz. Evet, ben boşanmak tamam, ben de istiyorum. Aynı karardayız Esra. Çocuğu niye bıraktınız peki? Hani anneler için çocukla maalesef ki hani ben çocukla biz anneler olarak çocuklarımıza karşı babalardan daha fazla sorumluluk hisseden, onlara karşı çocuklarımıza karşı daha aşırı derecede merhamet duyan ve evet. Vicdanlı insanlarız. Yani bu annelerde böyle bir şey var. Sanki hani o çocuğu ben doğurdum. Sanki hiç hayatımızda erkek yok gibi. Çocuğu bırakma sebebin neydi? Ya Esra abla ben kızım biliyordu. Ben kızımdan şey değil. Ben kızımla konuştum. Kızım beni reddetti. Ne dedi? Niye reddetti? Ya sadece konuşacağım. Söyle niye reddetti? Senin gibi bir annem yok dedi. Telefonu kapattı. Kaçtıktan ama sonra mı? Evet. Ne zaman aradın? Ne siz zaman kaçmayı aradın? Daha önceden ben de... Ben arayacaktım. Korktuğum için arayamadım. Siz kaçmadan önce de kızınıza bu evden ayrılalım, yeni bir hayat kuralım dediniz mi? Kızıma mı? Evet. Kızıma söyledim ama kızım kabul etmedi ki. Kaçmadan gelemem önce. Ben. Evet ben söyledim. Kaç kızım, gün önce ayrılalım mesela dediniz. Mesela kızım ben gidersem gelir misin? Anne bir kere de bunu yanına da söyledim ben gideceğim falan diye. Dedi ki ben kızı sana vermem dedi. Ne size söyledi mi ben gideceğim bu, ben gideceğim daha diye. Daha önceden söyledi ama bizim aklımızdan öyle bir şey geçmez ki Esra Hanım. Hani öyle bir şey geçmez. Ha söyledim. Dedim boşanalım babanın evine git dedim. Dedim demezse demesin dedin. Hani benden huzursuz oluyorsan boşanalım. Ama ne dedi? Beni kaçırdıysan bakmaya mecbursun dedi. Şey mesela siz kayıp olduğunuz gibi ben gelen konuklara soruyorum. Evet. Hani mesela hemen kaybolmasından, kayıp olmasından şüpheleniyor musunuz? Yok dedi önce komşuya gitmiştir diye. Sizin kaçabileceğinizi aklına gelmiyor bile. Sen ortada yoksun diyor ki komşuya gitmiştir. Bir süre evde bekliyor. Ha bekliyor. Çünkü benim buna güvendiğim kadar, bak güvendiğim kadar dışarıda birine güvenmem. Aileme de güvenmem. Hani gerideki insanlara da güvenmem. Buna güvendiğim kadar ama o güven bitti. Esra abla, ben fazla uzatmaya gerek yok bu olayı. Ben boşanmak için geldim, boşanmak istiyorum. Boşanırsın da bu konuda hani Suhay Bey de eğer ortak noktalarda uzlaşırsanız. Evet. Ama bu gidiş sizin için emniyetli bir gidiş mi? Evet. Yani, gittiği yer sabukalı Hülya Hanım. Güvende olur musunuz? Bunu da araştırırsın. Onu da istiyorum. Efendim? Güvende olur sonuçta musunuz? Benim kızımın annesi. Evet. Kötü de yani olsa şu anda, ama araştırılacak. Şimdi böyle evlilik bak diyorsun ki benim bir sürü problemlerim var. Bu evlilikte senin iddiana göre Suhay Bey'den şiddet görüyordun. İfade edemiyordun ya kendini. Ya ben şu anda kaçtım kişide hiçbir şey görmedim abla. Ama daha bismillah. Yo, ne daha görmedim kendisini de gördüm. Daha neler göreceksin onlardan daha, daha neler. Daha bunlar halk arasında bir tabir var. Cici mayları hiç kimse göstermez ki. Çünkü sizinle arasında herhangi bir bağ yok. Size şu anda git dese kapıyı gösterse siz gitmekle mükellefsiniz. Ama Suhay Bey git dese mahkemeye gidip hayır orası aile konutu ben o konuttan çıkmıyorum. 13 yaşındaki kızımla birlikte aile konutu şerhi koydurarak o evde yaşama hakkınız var.
İaşen izin mi karşılamıyor? Aile mahkemesine gidip diyebilirsiniz, müracaat edebilirsiniz, şikayetçi olabilirsiniz. Ama yanına gittiğiniz kişi sizi kapıya koyduğu zaman ya da bir şey zarar vermeye çalıştığı zaman çok zor. Kendi ayaklarınızla gittiğiniz bir yer. İsteyerek şimdi bir de bırakın gittiniz hani koca hiç önemli değil. Yüzüce gördünüz mü mesela kaçmadan önce bu kişiyi? Efendim? Bu gittiğiniz kişiyi de TikTok'tan bulmuş. Yüz yüze daha önceden görüştünüz mü? Evet görüştüm kendisiyle. Nasıl? TikTok'ta tanıştım onunla ben Esra. Nasıl başladı? Güzel yani nasıl başladı. Tanıştınız? Yani böyle mesaj attık, o da mesaj attı, öyle tanıştık işte. Nasılsınız hanımefendi mi dedi size? Evet, nasılsın, iyi misin dedi. İyi bize mi? Zaten hep öyle başlayan apan milletin yuvasını kuruyor. Ondan sonra sen de ona sen nasılsın dedin. O evet. Evli mi? Evli, boşandı kendisi. Resmen boşanmış evet. Mı? Ne kadar kaç olmuş? Kaç tane çocuğu var? Çocuğu yok onun. Ne kadar olmuş boşanalı? Daha dur, sabukaları da vardı hala. Bayağı bunları var. Da çıkacaklar. Bayağı olmuş. Evet. Peki sana gel kaç mı dedi? Yok ben kendi isteğimle gittim. Yalan söylüyor sen. Orada yalan söylüyor işte. Ya bir müsaade ver de konuşayım ya. Konuşuyorsan konuşacaksın. Allah doğrusunu Allah. Konuş. Kaç TikTok'ta aydır? Konuşup da bir ay, bir buçuk aylık, iki aylık konuşmayla gidilmez. Bir dakika kaç aydır tanıyorsun? Bir ay oldu tanışalı onunla Esra abla. Bak biraz önceki konuk 20 gün olmuştu. Sen de bir ay oldu. Evet. O başka bir şehirde yaşıyor. Evet. Yani sen dayanamadın artık onu görmek istediğin için mi kaçtın? Hayır, bunu dayak vurduğu için şiddetten kaçtım. Kaç. Şiddetten. Yalan söyleme. O gün ilk kaçtığınız gün ilk kez mi gördünüz o kişiyi? Çocuğum burada. Efendim? Kaçtığınız gün ilk kez mi yüz yüze görüştünüz? Evet, yüz yüze. Telefonla görüştük. Ondan sonra yüz yüze görüştük kendisiyle. Yani daha önce hiçbir yüz yüze görüşmeniz yok. Yok aslında, Hulya Hanım şey yok. Oluyor ya bu görüntülü konuşmalar oluyor. Evet, evet. Artık mesela ona da yüz yüze diyorlar. Evet. Hani fiziksel anlamda yan yana olmaya gerek yok. O görüntülü konuşmada. Belli gerçeklikleri yani o gerçekliği o sanal gerçeklik işte evet. Onu sağlıyor. Çok mu güveniyorsun gittiğin kişiye? Bak böyle baban arıyor. Ben buna sundum Esra Hanım bak ben burada geldiğimde de dedim. Ne dedim? Gelirse geri dönerse çocuğuma analık yaparsa her şeyini karşılarım ama beni görmez. Anladım. Peki, beni görmez. Baban telefon hattında. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Buyur şimdi. Söyle şimdi cevabını ver. Önce gözünüz aydın diyeyim. En azından kızınızı sağ salim iyi bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Efendim baba. Kızım. Efendim. Canım kimsen yok muydu da böyle kapı gittin? Niye kaçtın gittim kızım ya? 65 neyse. Onu eniştene sor ya baba. Ya buraya baban yok muydu senin ya? Babam vardı da babam bana ne kadar o kadar dedim size hiçbiriniz aka çıktınız mı bana? Ne ablalarım ne kardeşlerim ya, hiçbiriniz. Ya sen bize bir şey dedin mi bana? Hepiniz beni sildiniz. Bak ne sildi sen? Sildiniz tabii. Ablalarım bile silmiş. Şu ya, anda sildiler mi? Seni daha önce. Evet. Yok önceden kardeşlerim kızım, bile silmiş. Kızım ben seni silmedim. Sen kendi kendini sildin. Ben kendimi silmedim. Tamam böyle olsun baba sildiyse. He seni bütün yanıda bana gelmedim kızım bana niye gelmedin? Sen... Ya sen niye başkasının peşine gidiyorsun? Ya adam madem ki seni dövüyordu. Sen niye burada iki tane kardeşim var? Babam var. Sen niye bize bir şey söylemedin? Kaç sefer söyledim ne baba. Ne yaptın sen söylemedin. Ya? Yalan ben söyleme. Sana kaç sefer söyledim baba beni dövüyor. Yalan söylüyorsun. Benim arka sonradan düzeldi. Sonra tekrar hayır, bir daha başladı hayır, baba. Sen bana bir kelime sarf etmedin. Yalan söylüyorsun burada. Sen Makbule. O bey annem burada. Ben yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun Makbule sen. Ya bir şey söyleyeceğim. Şiddet konusunda yalan söylediğini düşünmüyorum. Yani bu açıklaması o evin içerisinde yaşananları o insanlar biliyorlar. Yani hani bunu öylesine söylenecek sözler olduğunu sanmıyorum. Ama ailen de şunu söylüyor. Gidecek 10 tane kapın varken niye böyle bir yol seçtin diyor. 10 tane kapıdan kim var Esra abla bana bir söyleyin. Hiç kimsen mi yok? Hiç kimsen mi yalan yok? Söylüyor Esra Hanım. Sana nasıl sahip çıkmalarını kendi isterdin? Kimse kavga etmemiş. Ablaları dahi kendi kavga etti ablalarına. Peki sana nasıl sahip çıkılmasını isterdin?
Ben hiç kimseyi istemiyorum Esra abla. Şimdi niye ablalarla eve geldiğinde yemek bile koymadın lan önlerine? Niye konuşuyor şimdi burada ablaların hakkında? Ablanlarla küslük sebebin ne? Bilmiyorum. Kendileri aralarına küsmüşler. Ne olduysa bilmiyorum. Onlar küsmedi. Ne kadar sen küstün onlara. Küsünüz? Onlar küsmedi. Ne kadar süredir sen küstün? Küsünüz? Bayağı oldum. Bir ay mı, iki ay mı öyle, üç ay mı öyle bir ya şey. Aslında bu adam senin hayatına girdik. Bu bir yıla yakındır. Bir yıla. Anladım. Ablalarına konuşmuyor. Bir tane erkek kardeşi var Mustafa. Ondan konuşuyordu. Şimdi konuşsun bakalım konuşabiliyor mu şimdi? Ben buraya boşamak için geldim. Esra abla ben boşamak istiyorum. Bastım, babana söylemek istediğin bir söz var mı? Bir şey söylemek istemiyorum. Onu da mı sildin? Sildim onu, hepsini. İstemiyorum bu saatten sonra. E sen şimdi bak çocuğunu da sildin, aileni de sildin. Gittiğin yerde kimsesiz kalacaksın. Olsun. Bu internette, TikTok'larda falan evli kadınların peşinde olan adamlar var ya... ...ne işiniz var sizin evli kadınların peşinde? Yani bir kere kendine güvenen adam evli bir kadınla beraber olmaz. Bir kusurunu saklıyordur. Üç gün gelsin, üç gün Makbule gelsin gitsin... Beş gün Ayşe gelsin gitsin, dört gün bilmem ne gelsin diye. Bak bu adamlar, sence normal bir insan evli bir kadınla beraber olur mu evlenmek isteyen? Makbule. Bana de şunu söyle, bekar genç bir adam niye evli bir kadınla ilişkiye başlasın? Onu düşünebilseydi zaten gitmez Destan Hanım. Sebep? Hatta sizin gibilerin çok da ben mesela evli biriyle birlikte pek de boşanmasını istemez, üç gün sonra göndereyim diye. Esra Hanım, bir şeyi var, bir, şey bir açığı var, bunu kapatıyor. Dışarıda Esra... bu kadar, ben görüyorum etrafta bu kadar düzgün bekar insanlar, kızlar var, bekar erkekler var. Onlar bir türlü birini bulamıyorlar. Aman Allah'ım, diğerleri herkes her şeyi Esra buluyor. Abla, ben artık uzatmaya hiç gerek yok. Esra uzatmak istemiyorsun. Bir de şunu sorar mısın ona? Sakin ol, söyle bana. Her yıl iki sene, iki bayramı ben memlekete giderim. Kendi kapısını aşağı. Tatil yapa yapa giderim. Bak bunu da tatil yaparım yapıyorsun. Ama rahatlık bunun yanına battı, rahatlık. Makbule Hanım. Benim evimde bulduğunu o evde bulamaz. Efendim. Uzatmaya. Gittiği sobalı, sobalı ev. Uzatmaya. Oturacak yok bu insanların. Uzatmaya gerek yok da bak mesele nasıl uzuyor biliyor musunuz? Böyle Arap saçı oluyor bu kaçışlarda. Evet. Siz şimdi kaçtınız, beyefendiyle resmi nikahınız var. Kaçtınız, bir çocuk dünyaya geldi. Evet. Bak kolay olmuyor işte. O kişi çocuk Suhay Bey'in soy ismini alıyor. Evet. Suhay Bey reddetmediği sürece de onun nüfusunda kalmaya devam ediyor. Evet. İstediğiniz kadar o kişi biyolojik babası olsun. Hiçbir şey yapamıyor çocuğa. Annenin yaptığı şeye bakar mısınız? Bir çocuğun babasını bile isteye değiştiriyor. Neden? Ya da sizin için de riskli. Bak şimdi artık boşanmaya karar yani. Vermişsiniz. Babanızın evinize gitseniz bu süreçten sonra düşünseniz taşınsanız. TikTok'taki arkadaşınızla daha görüntülü konuşmaya devam etseniz. Sonra onu iyice tanıdıktan sonra bir sorsanız, soruştursanız. İş arkadaşları kimlerdir? Sosyal yaşantısı nasıldır? Hiç o kadar olmaz gerek mı? Yok. Profilde daha yazıyor ya her şey. Yazılanlar doğru çıktı mı? Neler? Profilde yazdığı şeyler doğru çıktı mı? Evet. Hepsi doğru. Bu arada telefon attığında... Makbule'nin ablası var. Evet. Buyur. Kim hangisi Fatma abla? Görüşüyor musun Fatma'yla? Yok. Ben konuşmak istemiyorum. Tamam ben konuşayım. Fatma Hanım. Efendim. Bakın kız kardeşiniz burada. Benim gidecek bir kapım bile yoktu. Ailem bana sahip çıkmadı dedi. Kız kardeşinin bütün söyledikleri yalan zaten. Ben onu devamlı olarak aradım. Yaptığı yanlış. Geri dönmesini istiyorum ben kız kardeşimin. Kız kardeşim... Yani nasıl diyeyim size? Yani akıl dengesi tam değil bir insan. Akıl dengesi yerinde değil mi? Devamlı. Peki daha önce size eşinden boşanmak istediğini bana sahip çıkın dedi mi? Yani boşanmak istiyorum bana sahip çıkın dedi mi? Evet söyledi. Makbule Hanım ben Makbule'ye söylemek istiyorum. Bunların arasında yine bir tatsızlık olmuştu Esra Hanım. Biz Makbule'yi kenara çektik, kardeşler birleştik, tamam mı? Makbule'ye şöyle söyledik. Eğer konuşamıyorsan kocanla ayrılabilirsin kız kardeşim. Ayrılmak daha, evlenmek daha azdır. Benim kız kardeşim dedi ki ben Suva'yı çok seviyorum. Ben yuvamdan ayrılmak istemiyorum. Dedim ne zaman yanımda yoktur ki? Bu şimdi öyle söylüyor orada. Bak diyor ki sen boşan, evlilik haksa boşanmak da hak. Biz ondan boşan gel buraya dedik diyor. Makbule. Peki devam edin.
O aksini iddia etti. Böyle bir şey yaşanmamış gibi söyledi. Siz tam tersi diyorsunuz. Ben mesela benim için şu cümle çok önemli. Hani evlilik de hak, boşanmak da hak. Hiç kimseyi çekmek zorunda değilsin. Makine doğru konuşmuyor yani. Biz onun arkasında darına diyorum ki kız kardeşim et tırmaktan harunma, sen benim kardeşimsin. Aynen. Bak ben konuşmazsam bile Esra Hanım kardeşini konuşturuyorsun, sesini duyuyorsun. Ya müfettir bir şey değilse ben yandarım. Benim kız kardeşim ikinci İstanbul'da olan kız kardeşim kanser olsun. Ben onları ilgilenirken Makbule bizden küstü. Niye küstü sizinle? Yani sen onunla niye ilgileniyorsun da ben hastalanınca bana gelmiyorsun. Ona gitmiyorsun, bana gelmiyorsun diye. Ama bak, küs... küçük bebekleri vardı. Mecbur adama ihtiyacı vardı. Gitmek zorundaydı mesela. Bak küslük sebebiyle dünyanın en güzel küslüğü yani, değil mi? Ona evet, fazla gittim. Evet, kardeşim kanseri hastası oldu. Mecbur gitmek zorundaydım. Şu an hala hastalık devam ediyor mu? Doğrudur Esra Hanım. Ablanız da bak hastaymış. Bir sefer arayıp da geçmiş olsun dememiştir. Bir sefer geçmiş olsun bile demedi. Niye? Şu bütün suçları bundadır. Hiçbir tanesine dönüp de demedi ki ya bu benim ablamdır. Ben bunların hepsinden kötü oluyorum ya. Ben niye kötü oluyorum? Suhay Bey, insanların arasında, ben bunu genele söylüyorum. İnsanların arasında küslükler, dargınlıklar, kırgınlıklar olabilir. Bu normaldir Esra Hanım. Ama mesela hayattaki en önemli şey bir hastalık, ölüm ya da diğer olaylarda. O günün kavgası o günde kalmıştır. Tabii ki yani. Gidersin o vicdanen merhametli her insanın yapabileceği şeydir. Bir de kardeşinse... Elinden geleni yaparsın, sonra gene kavgana devam edersin. Doğrudur Esra Hanım. Sen bina şey... Dedim, kendine de dedim, götüreyim dedim İstanbul'a. Ama Allah dedi ki, ben Esra istemiyorum Allah, dedi. Vallahi var ya, yalan konuşuyor. Bak bu mübarek günde... Bağlansın da kim konuşuyorsa konuşuyor. Katiliz mübarek olsun Esra abla senin. Yalan konuşuyor bu mübarek günde, yalan konuşmazsın. Kim yalan konuşuyor? Ben bu, yalan konuşmuyorum. Yalan konuşuyor, arayıp evet. Sorabilirsin. Herkes ablan da... yalan söylüyor ha? Mu? Ablan ablam beni kasteden beri hiç aradığı yok, yalan konuşuyor da. E sen arasaydın? Ha? Ben nasıl arayayım? Ben hani döktürdüğü meşazarı telefonlarını görseydim... bu engelliyor. Bir Esra dakika Hanım. Sen arasaydın ablanı. Ben arasam bana nasıl cevap verecek? Verecek mi? Yok. Ara dene. Beni sildiler. Ben ha? Onları sildim. Niye? Öyle. Benim ablam büyük yok. Tartışma sebebiniz ne? Benim onlarla hiçbir alakam yok. Esra hasta ablanla görüştün mü? Ha? Hasta ablanla. Hasta ablam beni mezara gömdü Esra abla. Ben seni gömdüm dedi. Ben o ablayı daha nasıl arayayım? Hayatım arayacaksın ya, hasta ya, bundan daha Allah korusun üç, yani dünya dediğin 3 günlük aradım, şey. Aradım yine. Makbuleciğim sen kendi bir dünya yaratmışsın, o dünyada gayet mutlusun, herkes de böyle kendi düşman bellemişsin, onu aramayayım bunu aramayayım. Akşama kadar cırt cırt telefon elinizde, arayın ya. Bir de kardeşlik arasında böyle küslük olur mu, ben bunu anlamıyorum yani. Kızsam da sövsem de kardeşim yani. Şunu da sorar mısın, o telefon baban evinden geldiğinden bu yana koynunda ne geziyor? Hani kocandan ne sakladın bugüne kadar? Sorun. Göğsünüzde mi saklıyorsunuz telefonu? Efendim? Siz telefonu göğsünüzde mi saklıyorsunuz sürekli? Yani şöyle koyuna sokarız ya. Bazen. He? Bazen deme. Hiçbir zaman çıkarmadı. Ya yalan konuşma ya. Bir kere telefonun bu kadar kalbe yakın olması iyi değildir. Terbiyesiz seni. Madam bugüne kadar sana ben ihanet bile etmedim lan. Suhay Bey, siz nereye hesabını yapıyorsunuz? Bakacağım ama gideceğim ama Esra abla. Telefonu sürekli kalbinin üstünde taşıyor musun? O benim bileceğim iş. Çok zararlı. Hala saklıyor ya musun orada? Şimdi saklanmıyor. Telefonu saklayamıyor çünkü saklanmıyor. Elinden aldılar telefonu. Saklanacak bir şey var mı peki şu anda? Şu, mesela eskiden kalbinin üstünde saklıyordun. Evet. Şu anda ortada mı? Evet, ortada. Saklanacak bir şey var mı? Yok. Yok. Demek ki her insanın bir davranışı yapmasının... Sebebi var yani. Peki. Telefonu niye kapalı Esra Hanım? Onu da boşanırken sorayım. Eşinizle eşiniz evet. Bir an önce boşanmak istiyor da boşanırken var mı şartınız? Ben şartım hiç yok. Ben iki tane aracı var bende. Hı-hı. Üzerimde onları vereceğim. Başka bir şey de istemiyorum ben. Kızım çocuğu istiyorum deseydin ya Makbule. Çocuğu tam şey verirse.